2002 Nisan ayı, güzel bir hafta sonu, hava güneşli, mis gibi bahar havası var. Çoluk çocuk sokakta oynuyor. Biz de öğrenci adam, tabii ne yapalım, evde televizyon karşısında takılıyoruz, belgesel falan izliyorum. Telefon çaldı, şaşırdım. Hafta sonu genelde bu saatlerde arayan olmaz kolay kolay. Baktım Hüseyin arıyor. Kesin dedim, sıra dışı anormal bir durum var. Meraklı bir şekilde açtım telefonu. Ne haber, iyidir, senden ne haber falan filan. Dedim maça 2 tane biletim var. Kalk gel hemen. Lan, içten içe şaşırdım. Biraz ama sormadım da bu biletleri nereden buldun falan filan diye de çok da sormadım açıkçası. Tamam dedim, ben çıkıyorum. Stadın oralarda dedik, buluşuruz. Beleş bilet olunca böyle heyecanlı giyindim, fırladım evden dışarıya. İşte bizim koşarak meydana geldim. Otobüs tam gidiyordu. Atladım otobüsün önüne. Bindim otobüse. Her zamanki yerime yerleştim böyle. Tüm otobüs görüş alanımda. İşte Gaziosmanpaşa'dan Karaköy'e, oradan Kabataş'a geldik bizim mekana. Stadın içi, dışı, etrafı ana baba günü. Stadın içinden de maçın başlamasına saatler kalmasına rağmen tezahürat sesleri geliyor. Stad dolmaya başlamış. Tabii o zamanlar İnsanlar 3-4 saat önceden stada girerdi güzel yer kapacağım diye. Şimdiki gibi değildi. Neyse biz ağaçlı yolda Hüseyin'le buluştuk. Hemen çıkardı biletleri, gösterdi bana böyle. Artiz artiz bak, yani sayemde bedava maça gireceğim falan gibi. Baktım biletleri görür görmez anormalliği anladım hemen. Detaylı da bakınca biletlerin gerçek olmadığı belli. Yani sahte bile diyemezsin normalde, çünkü o kadar olmamış. Fotokopi çekilmiş gibi duruyorlar. Neyse Hüseyin'e dedim, oğlum bak bu biletler sahte. Gerçek değil bunlar. Hayır olamaz işte. Benim öğrencim verdi bunları falan filan kemküm söylenmeye başladı bana. Hüseyin de o dönemler üniversiteye hazırlanan böyle birkaç hoca ders veriyor. Ondan sonra işte o çocuklardan biri vermiş biletleri buna. Oğlum dedim, çocuk seni yemiş. Nasıl aldın oğlum dedim bu biletleri? Hayatında bilet mi görmedin yani? Falan filan, ben de böyle ufak ufak da Hüseyin'e hafiften böyle giydiriyorum. Hala yok falan filan diyor, bilmem dedi, olmaz öyle şey. Oğlum bak dedim, bir kere dedim bilette renk yok dedim. Gerçek bilet renkli oluyor. Kenarında böyle tırtık olur. Tabii şimdiki gibi öyle dijital biletler yok. O zaman böyle biletlerin kenarında işte tırtık olur, girersin. Turnike'deki görevli abi o tırtığından yırtar bir kısmını, biletini alır. Biletin kalanını sana verir, girersin içeriye falan böyle. İşte Hüseyin'e anlatıyorum, o da ikna oldu. Ondan sonra tabii sinirlendi de, çok zeki olduğu için arkadaş. Ben nasıl bu tufaya düşerim diye bir kaldıramadı, yediremedi. Hırs yaptı kendine. Durdu. Dedi bu maça gireceğiz dedi. Ulan dedim nasıl? Dedi bu maça gireceğiz dedi. Hey tamam dedim, hadi eğlence çıktı bize. Ondan sonra ağaçlı yolun oradan geldik stadın oraya. Ortam süper yıkılıyor. Deneyeceğiz falan filan derken baktık çakma biletlerin üstünde yeni açık yazıyor diye. Biz de geldik yeni açık tribün turnikelerin oraya. Diyorum bak bu biletlerle başımıza bela almayalım falan filan diyorum. O da yok diyor, gireceğiz bak görürsün diyor falan filan. Ey tamam dedim. Sonra baktık biz de burada etrafta turnikelerdeki görevli abileri falan kesiyoruz böyle. En böyle aralarında babacan naif görünen görevli kimse o turnikenin oldu. Kuyruğa girdik. Sıra bize geldi. Hüseyin uzattı biletleri. Her şey böyle normal yolundaymış gibi falan uzattı. Abi biletlerden tekini bir aldı böyle alaycı bir ifadeyle. Lan sordu, siz nereden buldunuz lan dedi bunları. Hüseyin de çok rahat bir şekilde, adamın birinden aldık abi dedi. İşte anlatmaya başladı falan filan. Ben de şaşkın ve meraklı bir şekilde olan biteni izliyorum. Muhabbet falan uzayınca biraz görevli abiyle, tabii kuyrukta bekleyen erden sesler yükselmeye başladı. Hadi be kardeşim sizi mi bekleyeceğiz falan filan. Tabii biz ayrıldık oradan çakma biletlerimizle. Ben hadi dönelim falan filan böyle diyecekken Hüseyin'in gözler değişik bir hal aldı. Dedi hadi diğer turnikeleri de deneyelim falan filan. Ay daha dedim yine başlıyoruz. Başka bir kuyruğa girdik. Tabii sonra hep aynı. Sonra bir diğerine girdik. O adam da yemiyor. Öteki gittik. Öteki görevli de ne abi nereden buldunuz diyor. Bilmem ne diyor. İşte adamlar ayak üstümüzle dalga geçiyorlar. Gönderiyorlar falan filan derken artık son turnikeye geldik. Son görevli abi de biletleri görünce bir başladı oradan. Amirim diye bir ses
seslendi öyle. Bir anda böyle kelli felli bir polis memuru abi geliverdi. Turnikeci dayı amirim dedi, bak dedi şundaki biletlere falan filan. Biletlere böyle bir göz ucuyla baktı amirim. Dedi nereden buldunuz bunları? Bizim renkler böyle hafiften tabii attı. Biraz gerilim arttı bizde. Sonra Hüseyin de böyle durmak yok yola devam modunda. Dedi amirim şurada yokuşta bir tane bilet satan adam vardı ondan aldık dedi böyle. Hani yırtarız belki falan diye. Ama amirim demez mi göster bana bakayım şu adamı kimmiş. Hadi bakalım falan. Hayda. Sonra baktım Hüseyin'in ağzı burnu birden kayıyor. Ben de çaktırmadan oradan sıvışsam mı kaçsam mı falan diye böyle kafada düşünceler gidip geliyor. Derken amirim aldı Hüseyin'i önüne, beni arkasına, yokuş aşağı biletçiyi aramaya koyulduk. Hüseyin belki bırakır bizi kurtuluruz diye. Amirim dedi burada duruyor dedi. Vallahi dedi bak gitmiş dedi falan filan. Amirim de tabii bize yardım etmek için uğraşıyor. Adamın tipine işkalli falan sormaya başladı Hüseyin'e. Hüseyin de kem küm amirim işte kara kuru şöyle ya böyle böyle bir tipti bilmem ne. Ondan sonra amirim aldı bizi böyle. Kendi herhalde bildiği birkaç arkadaş var. Bizi onlara götürmeye başladı. Tabii biz de biraz panik aldı. Adamın tekine götürüyor. Diyor işte bu mu? Hüseyin diyor hayır. Bu mu diyor? Hüseyin diyor hayır bu değil. Sonra bir diğeri. Bir diğeri daha. Bize gösterdiği tipler de öyle. Tırsılacak tipler. Adamlar yani gözümüzün içine bakıyor. Hüseyin yok bu değil bu değil amirim falan diyor. Bir ötekine bir ötekine gidip duruyoruz. En sonunda bizim amirim durumdan biraz kıllanmaya başladı. Sinirlendi. Bir bağırdı bize. Nereden aldınız lan dedi bu biletleri diye. Hüseyin artık dayanamadı ağlamaklı bir halde. Amirim dedi bir arkadaş verdi ya bilmem ne falan filan. Amirim bizi oradan bir kovaladı yokuş yukarıya. Arkamıza bakmadan koşuyoruz. Soluğu aldık yine şeyde yeni açığın turnikelerin orada. Tamam artık biz dedik pes falan gidelim derken baktık oradan böyle bir iyi giyinimli okumuş görünümlü böyle düzgün konuşan bir abi yanımıza geldi. Gençler dedi bilet lazım mı? Hüseyin atladı hemen. Abi dedi biletlere bakabilir miyiz dedi. Kusura bakma dedi. Biz bugün bayağı bir kazıklandık falan filan. Sahte bilet hikayeler oldu. Abi de sağ olsun sorun yapmadı. Çıkardı bileti gösterdi. Eniştesi gelemeyecekmiş maça. Onun biletiymiş. O da elinden çıkarmaya çalışıyormuş. Bilette sorun olmayınca Hüseyin atladı. Ver abi dedi bileti. Hemen aldı bileti. Tek bileti ne yapacağız dedim. Hani sen tek mi gireceksin ne yapacaksın falan filan diye konuşurken Hüseyin tek biletle iki kişi gireceğiz diye yeni bir hedef koydu kendine. Hayda dedim nasıl olacak o? Dur dedi sen bana bırak. İlk denediğimiz böyle babacan naif tipli turnike görevlisi abinin sırasına girdik hemen. Adam bizi görünce yine mi siz diye söylendi böyle hafif alaycı bir ifadeyle. Hüseyin dedi abi dedi bak dedi son paramızla aldık dedi bu sefer gerçek bilet dedi. Ama dedi abi bir tane alsan abi dedi be bu dedi, tek bilette bizi dedi böyle tam bütün sevecenliğiyle. Adam da böyle durdu durdu dayanamadı ya tamam dedi alacağım ama dedi bekleyin dedi. Ortalık sakinleşsin dedi. Biraz siz geçin şu kenarda bekleyin dedi. Ben sonra dedi bakarız dedi. Bizim gözler fal taşı gibi açıldı. Tabii öyle maça gireceğiz. Hüseyin abi Allah razı olsun falan filan. Biz çekildik kenarıya. Ortalık sakinleşince adam başladı bizimle laflamaya. Ne yapıyorsunuz işte ne iş yapıyorsunuz? Okuyor musunuz bilmem ne falan filan. Adam belli bizim makaraya saracak. Adam niyetini bayağı bir belli etti. Madem öyle ben de kenara çekildim. Hüseyin'le abiyi baş başa bıraktım işte. Hüseyin mecbur. Adam ne sorsa cevap veriyor. Maça sokacak adam bizi. Diyor abi işte öğrenciyim ben işte. Nerede okuyorsun? Boğaziçi Üniversitesi abi. Adam kopuyor. Ha diyor bu maçı bu biletleri sen almıştın değil mi? Diyor. Lan fotokopi lan o biletler diyor. Bilmem ne falan filan. Arada bana da eğlence çıktı. Adam Hüseyin makara yapınca ben de kenardan öyle seyredip eğleniyorum. Muhabbet bitince abi sağ olsun dediği gibi tek biletle aldı bizi stada. Biz stada girdik. Stad muhteşem. Atmosfer süper. Tabii o zaman İnönü stadı. İnönü stadının o hali efsane. Bazen o eski halini hala özlüyorum stadı. Maçın sonucunu da hatırlamıyorum açıkçası. Stada olaylı girişimiz skorun önüne geçmiş hafızalarımda. Ya da skoru hatırlamak işime mi gelmiyor bilmiyorum.